İyi akşamlar. Saat 20. Türkmen Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ana Haber Bülteni'ne geçmeden önce başlıklarla karşınızdayız. Irak Fransa'nın başkenti Paris'te Başbakan Mustafa El Kazimi ve Fransa Başbakanı Jean Castex'in huzurunda olaşım ve tarım, eğitim alanındaki 3 iyi niyet mutabakatı imzalandı. Başbakan Mustafa El Kazimi geçen yıl Ekim ayında yapılan halk gösterilerine eşlik eden olayları ve ölümleri incelemek için bir araştırma ekibi kurduğunu açıkladı. Meclisin basın bürosu, basın bürosu yapmış olduğu bir açıklamada sosyal medyada meclis üyelerinin maaşlarına ilişkin bazı haberlerin asılsız, asılsız olduğunu söyledi. Parlamentoda birinci Başbakan Yardımcısı Hasan El-Kabi Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarını dünya ülkelerinde bulunan tüm Irak mülklerini ve çiftliklerini doğrulmaya çağırdı. Terörle Mücadele Teşkilatı Anbar'da Falluca ve Hit ilçelerinde Daesh terör çetelerinden 3 terörist tutukladılar. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti. 4044 yeni vaka tespit edildi. Kerkük Ticaret Odası ve Türkmen Mühendisler Vali ve Yönetiminin Kerkük Uluslararası Havalimanı'nın işletmesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sabah saatlerinde Başbakan Mustafa El Kazimi, Fransız mevkidaşıyla Jean Gazetesi ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir görüşme yaptı. El Kazimi, Almanya ve İngiltere'yi kapsayan, mevkidaş İngiltere'yi kapsayan turu kapsamında üst düzey bir heyet başkanlık ediyor. El Kazimi'ye eşlik eden heyette bir dizi bakan ve bağımsız üye başkanları bulunuyor. El Kazimi'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak işbirliğinin geliştirme yollarını görüşmek üzere Fransa'daki üst düzey yetkililerle birkaç toplantı yapması umuluyor. Irak Fransa'nın başkenti Paris'te Başbakan Mustafa El -Kazmi ve Fransa Başbakanı Jean Castex huzurunda ulaşım, tarım ve eğitim alanlarında 3 iyi niyet mutabakatı imzaladı. Irak Tarım Bakanlığı'ndan kurumsal yeteneklerinin güçlendirilmesi alanında iki taraf arasında işbirliğinin artırılmasına yönelik bir iyi niyet mutabakatı ve Irak Ulaştırma Bakanı Fransız mevkidaşıyla başkent Bağdat'ta asma trenin inşasına ilişkin bir iyi niyet mutabakatı imzaladı. Yüksek Öğretim Bakanı Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Elgazi Fransız Eğitim Bakanı ile imzalanan niyet mutabakatında iki taraf arasında eğitim alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Iraklı güçlerinin Fransız üniversitelerinde kabulünün genişletilmesi yer aldı. Başbakan Mustafa El Kazimi geçen Ekim ayında yapılan halk gösterilerine eşlik eden olayları ve ölümleri incelemek için bir araştırma ekibi kurulduğunu açıkladı. El Kazmi araştırma ekibiyle yaptığı görüşmede bu ekibin oluşumunun adalet arayan ve halkın haklarını sorumlu bir şekilde ele alan devlet değerlerinin yeniden doğrusunu temsil ettiğini doğruladı. Ayrıca araştırma ekibinin oluşumu devlet halkının kanı karşısında sorumlu bir pozisyonu temsil ettiğini kadar intikam almayı da amaçladığına işaret etti. Ekipte çok sayıda müfettiş ve uzman uzman tarafından desteklenen 5 emekli yargıç yer alıyor. Geçen sene Ekim ayında meydana gelen protestolara eşlik eden şiddet olaylarının nedenlerini bilmek için kurulan araştırma komitesinin hükümet kararnamesi yayımlandı. Kabine'de geçen sene Ekim ayında meydana gelen protestolara eşlik eden şiddet olaylarını ve sonrasını araştırmak nedenlerini ve ihmallerini belirlemek için gerekli önlemleri aldığı da belirtildi. Başbakanlığa bağlı ekip tanıkları, mağdurları ve mağdurların ailelerini dinleyerek ilgili belgeleri inceleyecek. Ekip ayrıca çalışmalarını yürütmek için yerel ve uluslararası uzmanlardan yardım isteme ve çalışmaları ile ilgili bakanlar ve illere bağlantılı kurumlara başvuru hakkı verildi. Ayrıca soruşturma ve idari işler alanına uzman personelin işin gerekt getirdiği süre boyunca görevlendirilmesi için İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile koordineli çalışma ve ekibi araştırma raporlarını yargıya havale etme hakkı verildi. Başbakan Mustafa El Kazimi, Salahaddin'de bulunan Ferhatiye bölgesinde işlenen suçların faillerini cezalandırma sözü verdi. Kazimi, adaletin yerini alacağını vurguladı. El Kazimi'nin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakanın Iraklıların hayatlarını küçümseyenlere ciddi uyarda bulunduğunu yer aldı. Kazimi, Irak'ın sorumluluğunu, güvenliğini ve birliğini korunmasını üstlenme onurlarını sahip olduğunu söyledi. Haçlı Şavi güçlerine ait 41. Tugay Salahaddin ilindeki Ferhatiye katliamının gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Operasyon görevlisi Tüm General Kasım El Kreti iki gün önce Belediye ilçesinde Haçlı Şabi noktalarından bilinen Daş tarafından saldırıya uğradığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Katliamın yaşanmasından önce meydana gelen bu saldırıda üç kişinin de yargılandığını Kreti açıkladı. Teröristlerin saldırıya gerçekleştirdikten sonra halkın yanına gel çekildiğini ve alanlardaki aşiret haşdinin bulunduğu bir grup vatandaşın arasında geldikleri bildirildi. Siyahlı Kuvvetler Başkomutanı tarafından oluşturulan soruşturma komitesi aracılığıyla gerçeği tam olarak ortaya çıkarmak için çalışmalar devam edildiği belirtildi. Meclisin basın bürosu yapmış olduğu bir açıklamada sosyal medyada meclis üyelerinin maaşlarına ilişkin bazı haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Basın bürosu meclisin çalışmaları ile ilgili her türlü bilgiyi tam şeffaflık ve açlıkla sunmaya hazır olduğunu belirtti. Milli milletvekillerinin maaşlarını yasaya göre belirlenmediğini işaret ederek... Bu hususta 2015 yılında ait 333 sayılı Bakanlar Kurulu kararını uyguladığını açıkladı. Parlamento birindi, Birinci Başkan Yardımcısı Hasan El Kabi Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarını dünya ülkelerinde bulunan tüm Irak mülklerini ve çiftliklerini doğrulamaya çağırdı. El Kabi bürosu tarafından yayınlanan bir belgede Irak'ın dünyanın bazı ülkelerinde çeşitli çiftlikler ve emlaklarına sahip olduğuna dair bilgileri bulunduğunu belirterek iki bakanlığın ...konuyla ilgili doğru bilgileri bu ülkelerde Irak elçiliklerinden alabileceğini belirtti. Maliye Bakanlığı, parlamentoya sunduğu reform kağıdı 2020 yılından kalan ayların çalıştırma masraflarını sağlar, detaylar haberimizde. Irak art ardında gelen krizlerden dolayı devletin milyonlarca yardım ve maaş alan personellerin haklarını sağlamakta zorluklar çekiliyor. O yüzden Mali Bakanlığı bu krizi çözmek için Beyaz Reform Parlamento'ya sunmuş. Bu reforma göre bugün yaşanan mali krizler çözülerek 2020 yılından kalan çalıştırma masrafları kredi alınarak çözülmesi denilmektedir. Uygulamak için bu reformu tarih belirlenmeli ve izlenmeli. Başarısızları atmalı ve gelecek başarıları elde etmeliyiz. Çalmak konusunda hesaba çekmek var ama o kadar büyük seviyede değil. Yıllardır birbiri ardınca kurulan hükümetler sadece petrol satışlarına bağlı kalmaları bugün devlet personelerinin maaşının devletten yardım alan... Vatandaş ve devlet şirketleri finanse etme konusunda zorluk çekiliyor. Ali Şrikaısı 7 bin ila 9 bin arasında Sanayi Bakanlığına bağlı devlet şirketleri çözüm beklemektedir. Bunlar kimi tahrip edilmiş kimi de devletin yardımı üzerine çalışıyor. Kredisi, maaşları ve tüm masrafları devlet üzerine. Ama bu şirketler hiç devlet için bir yardım ve mali konusunda bir destek getirmiyor. Burada ekonomik ön hazırlık çalışması yapmasının rolü büyüktür. Bilindiği üzere hükümet 2020 yılından kalan ayların masraflarını sağlamak için birkaç gün önce parlamentoya reform kağıdı sunmuş. Bu reforma onay alması için hükümet ile parlamento arasında görüşmeler devam etmektedir. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı, Irak güvenlik güçlerinin teröre karşı durmaya ve güvenliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti ve uluslararası koalisyon Irak topraklarında askeri birimleri olmadığını vurguladı. El Aracı'nın basın Bürosu'ndan yay alınan açıklamaya göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Ali Aracı pazartesi günü Uluslararası Koalisyon Komutan Yardımcısı Tu General Kevin Kopsi'nin kabul ettiği açıklandı. Görüşme sırasında iki taraf Irak ile Uluslararası Koalisyon arasında terörle mücadele güvenlik ve istihbarat koordinasyonunu güçlendirme alanlarında ortak işbirliği incelendiler. Gopsey Uluslararası Koalisyon'un Irak topraklarında askeri birimleri olmadığını vurguladı. Terörle Mücadele Teşkilatı Ambar'da Felluce ve Hit ilçelerinde Daesh terör çetelerinden üst teröristi tutukladılar. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sözcüsü Tu General Rah Yahya Resul'ün yaptığı açıklamaya göre terörle mücadele teşkilatı güçleri Ramadi şehrinin kuzeyinde bulunan Hit ilçesinde Daesh terör çetelerine ait iki terörist tutukladıklarını ve Felluce ilçesinde bir teröristi tutukladıklarını ve haklarında kanuni icraatlar alındığını açıkladı. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti. 4044 yeni vaka tespit edildi. Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 63 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 10317'ye ulaştı. Ülkede 4044 kişi daha virüs tespiti edildiği ve böylece vaka sayısının 4030678'e çıktığı kaydedilen açıklamada 3055 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 363532 olduğu bilgisi paylaşıldı. Altın fiyatları kötü, kötüleşen korona salgını ile ilgili endişeler nedeniyle yüksekliklerden bu metalin fiyatlarına da ABD başkanlık seçimleri öncesinde yükseldi. Altın fiyatları kötüleşen korona salgını ile ilgili endişeler nedeniyle yükselirken bu metalin fiyatları da ABD başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ABD teşvik paketi umutları ile yükseldi. Günün başında altının spot fiyatı %0.6 artarak ons başına 1909.90 dolara. ABD altın vadeli işlem sözleşmeleri ise %0.3 artarak 1912.40 dolara çıktı. Metal Fox'ta Güney Asya Araştırma Baş Danışmanı Harshal Barot, COVID-19'un Avrupa'da yenilenen büyümesi, yenilenen bir durgunluk ve uzun vadeli bir ekonomik yavaşlama olasılığını artıyor ve ekonomik büyümedeki yavaşlama gelecekte daha fazla parasal ve finansal teşvik anlamına gelecektir, dedi. Altın, enflasyona ve kur değer kaybına karşı bir koruma olarak kabul ediliyor ve hükümetler ve merkez bankalarının pandeminin ekonomik zararını sanırlamak için bir teşvik önlemleri dalgası başlatmasıyla bu yıl yaklaşık %25 arttı. Diğer değerli metallerde gümüş %2.4 artarak ons başına 24.74 dolara, platin ise %1.2 artışla 870.69 dolara yükseldi. Dolar fiyatında yaşanan hızlı yükselişin ardından tekrar inişin yaşanması ile ilgili Irak Merkezi Bankada basın açıklaması geldi. Merkezi Bankasının açıklamasına göre yaşanan bankaya ait bir gelişmeden kaynaklanmadığını ve fiyatında istikrarın yaşanacağını belirtti. Dolar fiyatında yaşanan hızlı yükselişin ardından tekrar inişin yaşanması ile ilgili Irak Merkezi Bankası'ndan basın açıklaması geldi. Merkezi Bankası'nın açıklamasına göre yaşanan bankaya ait bir gelişmeden kaynaklanmadığını ve fiyatında istikrarın yaşanacağını belirtti. Uzmanlara göre pazarın istikrarını sağlamak için dolar fiyatının sabit bir durumda kalmasının korunmasının gerektiğini ifade ettiler. واحد من الأسباب اللي أدت إلى الارتفاع هو خوف المواطن العراقي من ما يحدث في المستقبل دولار فئتلرين دا يكسلشن وطانداشلرين جلجكتا دا فازلا دولار فياتندا دا ارتشن يشنماسن ماسندا Ülkede gelir kaynağı fazla yapması ve özel sektörlere önem vermek, çarşıdaki dolar fiyatını istikrar sokmak, aynı zamanda doların fiyatında yükselişin önüne geçmek için tek yoldur. Uzmanlara göre önceki hükümetlerin özel sektörlere, ziraata, sanayi fabrikalarına önem vermeleri ekonomiyi bu duruma getirdi. <laughs> Birisi bir yatırım yapmak istiyorsa, doları elde etmek için zorluk çekmektedir. Özellikle de kara borsada pazarlama işlerde doları fiyatını etkiliyor. Buna karşı devletin kontrol yapması gerekiyor. el kanat illa, ve Ülkenin ekonomik sektörü başarılı olurdu eğer merkezi banka doları borsada iyi bir yönetimle yürütmüş olsaydı. Çünkü şimdiki durum sadece doların borsaya açılmasıyla görünüyor. Ayrıca üzülerek şunu söylemek istiyorum. Zaman ilerledikçe bazıları tarafından bu durum istisma edildi ve özel bankalar kurulmaya başlatıldı. Bu bankalarda sadece merkezi bankalarda doları alıp pahasında çalışmaya satmaya çalışıyorlar. Bu çalışmalar da resmi bir şekilde yapılmıyor. Merkezi banka, sanayi, ziraat ve özel sektörleri desteklemek için, bu gibi taraftarlarla işbirliği yapmak için çalıştığını belirliyor. Uzmanlara göre dolar fiyatında istikrarın yaşanması merkezi banka tarafından yapılan icraatlere bağlıdır ve banka tarafından borsayı dengeli tutmak için attığı adımlar önemlidir. Kerkük Ticaret Odası ve Türkmen Mühendisleri, vali ve yönetiminin Kerkük Uluslararası Havalimanı'nın işletmesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Kerkük Ticaret Odası ve Türkmen Mühendisleri, vali ve yönetiminin Kerkük Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Kerkük Ticaret Odası ve Türkmen Mühendisler Derneği'nden bir heyet Kerkük Uluslararası Havalimanı projesini doğrudan ziyaret ettiler. Konuk heyet Kerkük halkının hayallerinin gerçekleşmesi ve büyük başarıya ulaşmanın mutluluğunu dile getirdi. Kerkük valisi yönetiminin çabasını ve çalışmalarını takdir ettiler. Ziyaret sırasında Kerkük'ü milletvekili Halit Elmafarcı hayatla görüşerek Kerkük Havalimanı'nın bölümlerini gezerek mutluluğunu ve hayranlığını dile getirmesiyle aynı tarihe denk geldi. Katılımcılar Duvar Odası Başkan Yardımcısı Ömer Rıza Mamo ve Halil Ağa ve diğer üyelerden ise Ercan Edip Şakir, Nuri Nazım Salihi, Mithat Miran, Deniman Ahmet Şevki, Muhammed Abdülvahap, Kervancı, Halit Rıza, Ali Abbas Sıfır, Ercan Birol, Yatırımcı ve Kerkük Uluslararası Havalimanı projesinde çalışan kadrolarla bir araya geldi ve ayrıca hükümet ve güvenlik binaları, kabul ve gidiş salonları, hac ve ümre, pist, yollar ve tamamen tamamlanan parklar dahil olmak üzere havalimanının tamamlanmış ve ana bölümlerini gezdi. Ziyaretçiler Başbakan, Ulaştırma Bakanlığı ve Havacılık Otoritesi'ne bugün ilk uçuşlarını başlatmak için gerekli tüm şartları tamamlayan havalimanının hızlı bir şekilde işletilmesi için çağrıda bulundu. Kerkük Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi ve Kerkük Yatırım Komisyonu üyesi havalimanı projesinin gerçek bir bir hayal olduğunu ve bugün Kerkük vatandaşlarına hizmet veren uluslararası bir havalimanına sahip ve Kerkük yönetiminin gayreti, çalışması, özveri ve net kararlılığı ile geldi. Ve onu çalıştırmaya başlamak ve Kerkük'ün kalbinden Irak ve dünya şehrine iniş ve kalkış uçaklarını izlemek hepimizin hayali ve bunun gerçekleşmesi için büyük çabalar sarf etmektedir dedi. Telafer ilçesinin genel hizmet durumu hakkında ilçe belediye müdürü Türkmen Uydu kanalına bir demez verdi. Bildiğiniz kim, Telafer'da çok emar var. Bir de Telia bababasından. Bugün işliyor burada bababada. E, var yok. E, %90'a yetişipti bu meşru. Kalıptı bir basit şeyler. Bir gören günlerde inşallah biter ondan sonra Tlafarda bir büyük köprü yok. hayır, Araban'ın Hayil Mesennanın ortasında. Bak gelen günlerde inşallah biter. Öze Tlafarda Kamil Tlafarın tableti 2000 Ceddade. Hal yani içinde Tlafara olalı bari in dediğin tekriben içinde bir 500 550 şer' ballatlanıpta. Yüzde tekriben diye 30 35 şer'lerimiz ceddelerimiz olmuş bize çok vakit simına hükümetten devam etti bize. Yani benim bildiğime 100 yılda tlafaran kum tablita üçte birdi. Neçe yılda ister bunlar kemil balıtlama kalan ceddeleri. Gelen 4 yıl 5 yılda bize devam olsa hükümetten kuvvetle, Bunlar kumsi inşallah ceddelerimiz diyebilirim diyebilirim yüzde yüz. Biz yüzde seksen olsa bu yeterşir bize. Ə e, ondan sonra birer məşruialarımızı rəisicə dələrdə rəssiflərin bədəli yox. İşdəyə görürüksin. Həki bir mandat cəmiəliyə versin bu lafara. Yəni rəis və ni cəmlər işdəyə olduqum belədiq əgərliyə bizə yəni çox iş istəyələt lafara. Atlafar harb tənçi qalibarı hesabatdan yorğun olubdu. Çox yorğun olubdu cəddələri. E, bizə çox iş istiyi. İnşallah Allah bizə quvət verir. Alemde bulamız için taavun eyler. Yardımcı olur bize. İnşallah bunlar hımsın bitirir. Bağdat'ta, Bağdat'ta iki çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı. hatta dünyayı ayağa kaldıracak bir facia yaşandı. 3 ay önce eşinden boşanan anne iki çocuğuyla yola çıktı. Ancak o yolda. Cani annenin eli bile titremedi. Biri bir diğeri 3 yaşında olan her iki çocuğunu köprüden Dicle nehrine işte böyle attı. Kendilerini güvende hissettikleri yerde, annelerin yanında olan çocuklar, anne kurbanı oldular. Irak vatandaşları bu vahşete sessiz kalamadılar. Tepkilerini ve sinirlerini sosyal medya üzerinden böyle gösterdiler. dansız anne ise çocuklarımı göremiyordum. Eşimin de çocukları görmeyip benim hissettiklerimi hissetsin diye böyle yaptım diyerek kendini savundu. Minik çocukların cansız bedenleri başkentin dört bir tarafından gelen vatandaşlar tarafından aranıp bulundu. Bu kadın bize dünyaya her bebek getiren kadına anne denmeyeceğini bir kez daha kanıtladı. Mine Salih, Türkmen TV, Kerkük. Dünyanın tüm ülkelerinde her yıl Ekim ayında den gelen meme kanseri farkındalık ayı bu hastalığa olan ilginin artmasına yardımcı olan ciddiyeti ve erken teşhis ve tedavisi konusunda farkındalık yaratmak için gerekli desteği sağlayan hastalara palyatif bakım sağlayan bir aydır. Dünyanın tüm ülkelerinde her yıl Ekim ayına denk gelen meme kanseri farkındalık ayı bu hastalığa olan ilginin artmasına yardımcı olan, ciddiyeti ve erken teşhis ve tedavisi konusunda farkındalık yaratmak için gerekli desteği sağlayan, hastalara palyatif bakım sağlayan bir aydır. Her yıl yaklaşık 1. 38 milyon yeni meme kanseri vakası ve 458 bin meme kanserinden ölüm meydana geliyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2008 Klobakan web sitesinin tahminlerine göre meme kanseri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadınlar arasında açık ara en yaygın kanserdir. Son yıllarda düşük ve orta gelirli ülkelerde artan yaşam süresi, daha yüksek kentleşme oranları ve Batı yaşam tarzlarının benimsenmesi nedeniyle kanser oranlarının istikrarlı bir şekilde arttığı gösterilmiştir. Şu anda meme kanserinin nedenleri hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle erken teşhis meme kanseri kontrolünün temel taşı olmaya devam etmektedir. Erken teşhis ve tedavi için gerekli araçlar sağlandığı takdirde meme kanserinin tedavi edilebilmesi için büyük bir şans vardır. Ancak geç tespit edilirse tedavi fırsatı çoğu zaman gözden kaçar. Bu da hastalara ve ailelerine acılarını hafifletmek için bakım hizmetlerinin sağlanması gereken bir durumdur. Düşük gelirli ve orta gelirli ülkeler ölümlerinin çoğunu 269 bin vaka kadınlarda görülen meme kanseri vakalarının çoğunun hastalığın erken teşhis konusundaki farkındalık eksikliği ve hizmetlere erişimin önündeki engellerdir. Dünya Sağlık Örgütü meme kanseriyle mücadele için ulusal planların uygulanmasının bir parçası olarak meme kanseriyle mücadeleye yönelik kapsamlı programları teşvik etmektedir. Mektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerin erken tespiti ve meme bölgelerinin klinik muayenesi için erken teşhis stratejileri benimsemeleri önerilmektedir. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ülkesinin Sudan ve Etübiye ile müzakereleri sürdürme konusundaki kararlılığına dikkat çekerek, El Nahda Barajı'nın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili şartlar üzerinde yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı. Kahire'de düzenlenen su haftası toplantısının açılışında Medbuli bölgede istikrarı olumsuz etkileyecek herhangi bir tek taraflı karar alınması gerektiğini, El Nahda Barajı'nın doldurulması ve barajın ortak hak ve çıkarları koruyacak şekilde işletilmesi için şartlar üzerinde yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı. Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Başsavcı Fato Bensun da başkanlığındaki Uluslararası Ceza Mahkemesi heyetiyle hakkında tutuklama kararı çıkarılan Sudanlı sanıklar hakkında koordinasyon ve işbirliği görüştü. Başbakan Aralık ayının devriminin sloganlarının biri olarak hükümetin adalete ulaşma sözüne sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Ceza Mahkemesi heyeti ziyaretinin kapsamlı reform sürecilerinin yeni Sudan'da medyaya gerektirdiği değişiminin bir kanıtı olduğuna işaret etti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Tahran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun halen yürürlükte olduğunu vurguladı. Pompeo yapmış olduğu bir açıklamaya silahlı ambargosuna da dahil olmak üzere geçen ay Tahran'a yönelik uygulanan Birleşmiş Milletler yatırımlarının yeniden başlatıldığını doğruladı. İran'ın konvansiyonel silah ihracatının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğu belirterek İran'dan silah veya silahla ilgili malzeme ithalatının Güvenlik Konseyinin 1747 numaralı kararını ihlal edeceğini sözlerini ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalbitov, Tahran için diğer ülkelerle savunma işbirliği fırsatının olgunlaştığını vurguladı. Kalibav, Amerikan Başkanı'nın silah merkezinin etkinleştirilmesine rağmen İran'a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasına engel olmadığını doğruladı. Kalibav, silah alım satımında Amerikan Başkanı, Baskı, baskılarıyla yüzleşmek için önemli ve caydırıcı adımlar atma gereği vurguladı. Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir sivil yaralandı, 25 ev ciddi hasar gördü. Ermenistan'ın Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda bir sivil yaralandı. 25 ev ciddi hasar gördü. Azerbaycan Başsavcılığı'nın yazılı açıklamasında Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter ve Acebedi kentlerine bağlı köylere yoğun topçu atışlarıyla saldırılar düzenlediği ifade edildi. Açıklamada Ermenistan silahlı güçlerine yapılan saldırıda Tetere bağlı Elesgeri köyünün sakini 58 yaşındaki bir kişinin yaralandığını kaydetti. Ermenistan'ın Acebedi kentine bağlı Yukarı Kıyamedinli ve Karahanlı köylerinde öbüs ve ağır top atışlarıyla vurduğu saldırıda 25 evde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana en çok hedef aldığı ve çephe hatına yakın bir konumda bulunan Teter kenti merkezi. Ateşkesin ilk günü olan dün sakindi. İnsanlar güvenli bölgelerden evlerine gitti. Değerli ve ihtiyaçları olan eşyalarını aldı ve kenti terk etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabından yaptı açıklamada Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici insani ateşkesi alelen ihlal ederek Azerbaycan Sivil Yerleşim Birimi ve mevzilerine ağır top atışı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Ermenistan Sağlık Bakanlığı Karabağ'da Azerbaycan ile meydana gelen çatışmalar nedeniyle veba salgınları ve diğer ciddi hastalıklar tehlikesi konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık su temini ve sanitasyon tesislerinin zarar görmesinin epidemiyolojik koşulları kötüleştirildiğini belirtti. Devam eden çatışmaların kolera, hepitat, dezantri gibi bulaşıcı hastalıkları İran'a ve bazı komşu ülkelere yaymakla tehdit ediyor. Azerbaycan Devlet Komitesi ülkesinin topraklarında bulunan ölü Ermeni askerlerinin cenazelerini tek taraflı sözleşme ile Ermenistan'a teslim etmeye hazır olduğunu açıkladı. Komite, cenazelerin Ermenistan'a teslim etmesinin Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından iki ülke sınırındaki Tovuz bölgesine doğru önceden kararlaştırılmış bir koridor açı aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiği doğrulandı. Türk yönetimi denizin ortasındaki arama kurtarma operasyonlarının sorumluluk sorumluluk alanını tanımlayan ve Yunan adalarının kıyılarını içeren bir harita yayınladı. Türk Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara'nın Yunan adalarına birkaç mil uzaklıktaki bölgede acil durum sinyali gönderdiklerinde kazaya uğrayan gemilerin acil durumlarına müdahale edeceğini belirtti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Ege Denizi'nde attığı son adımlar nedeniyle Türkiye'yi insan hayatını tehlikeye atmaktan sorumlu tuttu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bakanlığı Türkiye'nin provokasyonlarla devam ettiğini ve arama kurtarma operasyonlarında Ege Denizi'ni Yunanistan ile paylaşma talebinde bulunduğu güçlü bir açıklamaya doğruladı. Yunanistan Başbakanlık Ofisi Nisan ayında Yunanistan'ın Türkiye ile ilk Kuzeydoğu sınırında göçü engellemek için demirden bir kontrol noktası kurulacağını duyurdu. Yunanistan Başbakanlık Ofisi kararın Yunanistan Başbakanı'nın bölgeye yaptığı ziyaretle aynı zamanda den geldiğini belirtti. Hükümetin Kuzeydoğu Yunanistan'daki Evros bölgesinde için 400 ek sınır muhafızı eklemek, niyetinde olduğunu doğruladı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs COVID-19 yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 30 milyonu aştı. Dünya genelinde yeni tip koronavirüse COVID-19 yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 30 milyonu aştı. COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin değerlendiği Worldometer internet sitesindeki son bilgilere göre dünyada virüs bulaşan 30 milyon 5061 kişi iyileşti. En fazla hastanın iyileştiği ilk 5 ülke 6 milyon 642 bin. 698 kişiyle Hindistan, 5.439.391 kişiyle ABD, 4.635.315 kişiyle Brezilya, 1 70 bin 576 kişiyle Rusya ve 847.467 kişiyle Kolombiya olarak sıralandı. Türkiye'de COVID-19 tespit edilen 304 kişi sağlığına kavuştu. Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 40 milyonu aşarken 1 milyon 116 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede 579 kişinin daha yaşamını yetirmesiyle yeni tip koronavirüsten COVID-19 ölenlerin sayısı 114.610'a yükseldi. COVID-19 salgınında son 24 saatte Hindistan'da 579 kişi öldü. Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ülkede 579 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle yeni tip koronavirüsten COVID-19 ölenlerin sayısı 114.610'a yükseldi. Son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 579 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede böylelikle son 3 ayın en düşük artışı kaydedilmiş oldu. Hindistan'da son 24 saatte 55.722 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 7.550.273'e çıktı. Ülkede şimdiye kadar virüse reslanan 6.663.608 kişi iyileşti. Covid-19 verilerinin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre Hindistan dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke konumunda bulunuyor. İtalya Başbakanı Conte, COVID-19 salgınının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi. İtalya Başbakanı Conte Covid-19 salgınının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi. Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgınında yeni vaka eğrisinin son günlerde hızlı şekilde yükseldiği İtalya'da Başbakan Joseph Conte, kamuoyunda bir süredir beklenen önlemlere dair Başbakanlık Sarayı Çiğide basın toplantısı düzenledi. Conte, yeni tedbirlerine Avrupa ve İtalya'ya ciddi şekilde etkileyen salgının yeni dalgasıyla mücadele etmek için olduğunu belirterek zaman kaybedemeyiz, ekonomiyi ciddi şekilde tehlikeye atabilecek genel bir karantinadan kaçınmak için önlemler almalıyız, dedi. Conte, Ülke genelinde restoran, bar, kafe, dondurmacı gibi işlemlerin 05 ile 12 arasında açık alabileceğini ancak masalarda en fazla 6 kişi oturabileceğini, evlere servisin devam edeceğini söyledi. Yerel yönetimlerin kalabalıkların oluşmasını engelleyecek adımlar atabileceğine işaret eden Conte, belediye başkanları toplanma mekanları olan cadde ve meydanların saat 21'den sonra halka kapatılması talimatını verebilecek diye konuştu. Conte, yerel fuar, kermez gibi etkinliklerin yasaklandığını, sadece ulusal ve uluslararası boyuttaki fuarlara izin verileceğini belirtti. Başbakan Amatör düzeyde fiziksel temas içeren her türlü spor faaliyetinin yasak olduğunu, havuz ve spor salonlarının önceden belirlenen kurallara uymaları için bir hafta süre verdiklerini kaydetti. Conte, ilkokullarda yüz yüze eğitim devam edeceğini, lise, teknik lise ve üniversitelerde ise daha esnek saatler ve uzaktan eğitim modellerinin uygulanacağını söyledi. Hem şarkı söyleyip dans etti hem de ekmek parasını kazandı. Normal bir vatandaştı ama artık ünlü oldu. Kısa sürede sosyal medya fenomeni oldu. Türkiye'de yaşayan genç Türkiye'yi salladı. Hem dondurma sattı hem de herkesi kendine hayran bıraktı. Arap şarkısı onunla ünlendi. Küçükten büyüğe herkes bu şarkıyı ezbere biliyor. Bu muhta satallar. Aynı tüyçü muhta o. Satandılar özünü aynı manneş derler. Açarlar özünü. Aynı Mohtane var ya şu Türkler şarkı saçtı özüne, Mohtane sığ versin çeker özünü bu nedirler Kendini has oyunuyla dondurma satan gence bir de taklit edenler oldu Vallahi şekli hadbetik, ya <laughs> Sıradan bir vatandaştı ama artık ünlü oldu. Ancak yaptığını olumlu karşılamayanlar da var. Maraş mota satırı. Maraş mota satırı. Oynamaktan, gülmaktan ayıp bir şeylerdi yani bu. Şarkı söyleyip eğleniyor, bir de ekmek parası kazanıyor. Mine Salih Türkmen TV Kerkük. Haber özetlerini tekrardan hatırlatıyoruz. Irak Fransa'nın başkenti Paris'te Başbakan Mustafa El Kazimi ve Fransa Başbakanı Jean Castex'in Huzurunda ulaşım, tarım ve eğitim alanlarda 3 iyi niyet mutabakatı imzaladı. Başbakan Mustafa El Kazmi geçen yıl Ekim ayında yapılan halk gösterilerini eşlik eden olayları ve ölümleri incelemek için bir araştırma ekibi kurulduğunu açıkladı. Meclisin basın bürosu yapmış olduğu bir açıklamada sosyal medyada meclis üyelerinin maaşlarına ilişkin bazı haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Parlamento 1. Başkan Yardımcısı Hasan El Kabi dışişleri ve maliye bakanlıklarını dünya ülkelerinde bulunan tüm Irak mülklerini ve çiftliklerini doğrulamaya çağırdı. Terörle Mücadele Teşkilatı Ambar'da Felluze ve Hit ilçelerinde Daesh terör çetelerinden üst teröristi tutukladılar. Irak'ta yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, 4044 yeni vaka tespit edildi. Kerkük Ticaret Odası ve Türkmen Mühendisleri Vali ve yönetiminin Kerkük Uluslararası Havalimanının işletmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler. Ana Haber Bülteninin sonuna geldik. Hoşça kalın.